Aslında yani somut olarak yaptığım şey gazetecilerin gazetecisi olmak. Yani dolayısıyla bir gazeteci gibi çalışıyorum. Belgeliyorum, araştırıyorum, rakamlara kavuşturuyorum. Kendim bir görüş veriyorum. Gazeteciliğin şeffaflık açısından toplumdaki yeri konusunda fikirlerimi söylüyorum. Fakat yaptığım iş itibariyle de hak savunucusu olarak algılanıyorumdur. Erol Önderoğlu, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi ya da Gazetecilerin Gazetecisi. Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma kampanyasına katıldığı için tutuklandı ve yargılandı. Beraat etmesine rağmen İstinaf Mahkemesi kararı bozduğu için dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar başladı. Bu suça ortak olmayacağız bildirisinin imzacılarına soruşturma açılmasına karşı dayanışma eyleminde bulunduğu için de kovuşturma konusu olan Önderoğlu bu davadan beraat etti. Medya ve ifade özgürlüğü savunuculuğuna devam ediyor. Sessiz Kalma'ya hoş geldiniz. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini bir araya getiriyor. Karşılaştıkları zorluklar, dayanışma ve direniş pratikleri üzerinden Türkiye'nin son yıllarındaki değişime ayna tutuyor, hikayelerini, onları ses çıkarmaya iten süreçleri, önemli dönemeçlerini soruyor. Sessiz Kalma'nın bu bölümünde gazeteci Erol Önderoğlu'nun hikayesini dinliyoruz. Babam Fransa'ya gittiği zaman ilk annem, bir yıl sonra da annem gittiği için bizi Erzincan'da dedemlere bıraktılar. 2 sene ben Erzincan'da kaldım ve 4 yaşında da son olarak biz götürüldük Fransa'ya. O zaman zarfında ben Kürtçe konuşuyordum, Kırmancı konuşuyordum. Erol Önderoğlu, 1969 yılında Pendik'te doğar. Kasaplık yapan babası, borçlarını kapamak amacıyla 1971 yılında Fransa'ya gider, birkaç yıl sonra da ailenin geri kalanı onu takip eder. Böylece 1986 yılına kadar Fransa'da kalacaklardır. Fransa'da çocukluğun geçmiş olması her şeyden önce çok ciddi bir toplumsal ve eğitim disiplinine uğramama neden oldu. Öyle zannediyorum. Ve birçok anne babanın çocuğu için istemeyeceği travmaları aslında her zaman yapıcı bir son için dikkate almadığı bir dönemdi. Olanaklar yıllarıydı. Babam için de öyle. Babam yani Paris'ten ilk defa trene binip Lille, hiç bilmediği bir toplumda 3 tane arkadaşıyla bir evde yıllarca yaşaması onun için de travmatik bir şeydir. Keza işte ücret eşitsizliği, ağır şartlarda, mezbahalarda çalışmak vesaire onun bir işçi açısından da travmatik bir şeydi ama hep mutlu son için bütün bunları şey yapıyoruz. Önderoğlu, yabancı olduğu bir ülkede alışkın olduğu dilleri geride bırakarak var olmak zorunda kalır. Bu süreç zorlu geçecektir. İstanbul'da rahat iletişim kurduğu, çayırında top oynayabilecek, işte akrabalarını bolca görebilecek, işte olduğu kadarıyla, harçlıklarıyla hiçbir zaman unutamayacağı tatlı şeyler alabilecek, çocukluk geçirebilecek bir kişi o bir laboratuvara sokuluyor ve birinci ana dilini unutmasını isteniyor. Ondan sonra ikinci öğrendiği dili unutması isteniyor. Ondan sonra Fransızca konuşması isteniyor. Okulda böyle hareket etmesi isteniyor. Hareket edemedikçe de yüzüne gülünüyor. Ondan sonra o yüzden kendisini düzeltmek zorunda hissediyor. İşte annesinin babasının nasıl zor geçindiğini görüyor. Fransızların ne kadar
parasal meselelerde katı olduğu ve işte bölgesinin de yoksulluğuna paralel olarak aslında hayatın hiç de kolay olmadığını o yaşlarda öğreniyor. İşte o yaşta memleketindeki akrabalarının zor durumlarını anlamaya çalışıyor. İşte Türkiye'de cezaevinde olan bir amcası için şunların yapılması gerektiğini şey yapıyor. Hiçbir zaman bir yaşı, bir hali gözetmeyecek onlarca şarta uyum sağlama anlamına geliyor. Küçük bir çocukken arkasında bıraktığı Türkiye'ye 16 yaşında geri döner. Bu geçiş kolay olmayacaktır. O dönemde yalnızca kendisi değil, Türkiye'den göç eden çoğunluk da benzer uyum sorunlarıyla yüzleşecektir. Tabii o zamanlar şirketler de hükümetin şeyiyle, desteğiyle o göç dalgasını kırmak için işçileri ülkelerine göndermek için belirli teşvik paketleri açıkladı. Herhalde biz de ikinci teşvik paketinden yararlanan gruptuk ve kendimizi birdenbire İstanbul'un Kaynarca, Pendik Kaynarca da bulduk. O da tabii başka bir biraz travmatik bir süreç tabii ki. Bizde günler 300. günden başlardı birbirimize, aile içinde ama Türkiye'ye gitmemize 300 işte gün kaldı falan, 266 gün kaldı falan. Bu bizde bir şey olurdu böyle, bizi mutlu eden bir kronometre olurdu falan. Fakat kesin dönüş yaptıktan sonra gerçekten o fotoğrafın başka bir şey olduğunu çok ya yani tokat gibi yaşadık yani. Kaynarca'ya gittiğimizde birkaç ay okuduğum okulun yoluna sabah erkenden gittiğimizde yolda asfalt yoktu ve ışıklandırma yoktu. Ve ortalık sabah erkenden çevredeki fabrikaların şeyleriyle toz veyahut başka maddelerden oluşturduğu şeyle bulutlarla şey yapıyorduk. Yani o tesir altında şey yapıyorduk. Yurt dışında zorlu şartlarda çalışan bir işçi açısından Türkiye'de kendi apartmanını, dairelerini herhangi bir yerde inşa edebilmek o zamanın referansları açısından çok önemli bir kazanımdı. Genç bir öğrenci olarak aslında entegrasyon denilen şeyin ne kadar travmatik, ne kadar ağır bir yük getirdiğini yani yaşayan işte belki on binlerce gençten biriydim o dönem. Çünkü hatırlıyorum Bulgaristan göçü sonrasında, birkaç yıl sonrasında masif bir Bulgaristan göçü vardı ve oradan gelenlerin yaşadıklarını ben de anlayabiliyordum ve Kültürel açıdan canlı bir yerden görece izole bir semte taşınmanın yanı sıra dil engeli de önüne çıkacaktır. Eğitim sistemi ise öğrencinin geçiş sürecini kolaylaştıracak şekilde işlemez. Birkaç ay ortaokul, sonra lise, yani Türkçe oldukça zayıf. Fakat işte gittiğiniz okulu da rahatsız eden bir profildesiniz. İşte öğretmenler odasında kriz. Sınıfta kalmam yönünde genel bir irade var. Fakat İngilizce öğretmeniyle çok iyi bir diyalog var. Ve o İngilizce öğretmenin tepkisiyle ben aslında yıl kaybetmemiş oldum. Ve çok zorlu bir aylar geçirdikten sonra normal bir eğitim almayı sürdürebildim. Yani bana bu çocuğa haylaz öğrenci muamelesi yaptırmayın. Ben bu çocuktan istediğimi alıyorum. Ona birkaç ay süre verelim. O Türkçesini geliştiremiyorsa ve kendisi derslerde kalıyorsa kalsın. Fakat şu andan onun bir yılını çalmayalım gibi bir çıkışı vardı. Pendik Kaynarca ve Lille arasındaki fark, birinden diğerine taşınan gencin adaptasyon süreci Önderoğlu'na getirdiği zorlukların yanında esneklikten doğan bir tür dayanıklılık, benzersiz bir bakış açısı da katacaktır.
Orada babamın teşvikiyle orada evde Türkçe konuşulması isteniyordu. Buraya gelince de Fransızca konuşulması isteniyordu. Birazcık şey de herhalde ya çocukları ben nereye getirdim paniğinin bir şeyiydi herhalde kaynarcada çocuklarından Fransızca konuşmasını istemesi. 12 yıl sonra ilk defa Fransa'ya gittim mahallemi görmeye, arkadaşlarımı görmeye ve kurumları şey yapmaya. Evimizin ebatlarını gerçek anlamda orada gördüm. Şeyleri, ilişkileri ne anlamda bıraktığımı o zaman canlandırabildim. Her şey değişmişti. Fakat o şeyle acısıyla tatlısıyla bence o yıllar bana şey kattı. Yani çok olgun insanların toplumlarını nasıl yani gözü açık olmayı öğretti diyebilirim. Fransa deneyimi kendi ayakları üstünde durmanın, ekonomik anlamda bağımsız olabilmenin önemini ve getirdiği hareket kabiliyetini takdir etmesini sağlar. Türkiye'ye geldiğinde de bu bilinçle hareket eder. Evet evet yani Kaynarca'da yaşamak istemiyordum. İşte İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi öğrencisiydim. Dolayısıyla 4 yıl boyunca ben günde 6 saat yol yapıyordum. O çocuğa o genç yaşta bedeli ne olursa olsun, ağırlığı ne olursun bir inisiyatif kazandırılıyor. Ve o bence Türkiye'de her okulun, her ailenin, her toplum kesiminin vermeyi her zaman başaramadığı bir şey gibi geliyor. İnisiyatif kazandırmak, çocukken birey gibi karar almasını istemek. Benim arkadaşlarım, mahalle arkadaşlarım 16 yaşına girdikleri zaman annesi babası eline iki tane fatura tutuşturuyordu. Bundan sonra bu iki faturayı sen ödeyeceksin. Tabii ki bunun içinde biraz da yani Fransa'da edindiğimiz bazı şeyler vardı, bir hayat tarzı vardı. Dolayısıyla ben üniversiteye gittiğimde ve kendim çalışıp kazanmak istiyordum. Ve restorasyon işi yaptım çok fazla. Altın varak işleri yaptım çok fazla. Kadıköy'deki kiliselerin bulunduğu meydanda orada bir kilisenin restorasyonunu yaptım. Filoloji okurken gazeteciliğe geçişi, Kaynarca'dan çıkıp da daha çok etkileşime girebileceği ve entelektüel açıdan beslenebileceği bir çevrede bulunma çabasıyla paraleldir. Bir süre bir reklam şirketinde çalışır, sonra askere gider. Dönüşünde ise onu gazeteciliğe götüren sürecin yolu açılacaktır. İstanbul Üniversitesi'nde Fransız Filolojisi'ni bitirdim. O benim için eğitim sürecini en kayıpsız atlatmanın bir yoluydu. Bir de tabii biraz akademide kalmak istiyordum. Yani yazarlık yapmak istiyordum. Çok notlarım vardı o döneme ilişkin. Yazacak şeyim de keza öyle de. Fakat bunun mümkün olmadığını anlıyordum. Yani en azından askerliği kısa dönem yapabilmemi sağlayacak bir eğitim şeyinden sürecinden geçim diyordum. Keza öyle oldu. Yani reklam şirketinde çalıştım ve işte 8 aylık bir askerlik döneminden sonra da iş aradım. Yani Kaynarca'da 2 ay dayanabildim zaten. Şeyde oradaki izolasyon ve İstanbul'da olup bitenden uzak olmak, işte her cuma günü Kadıköy'e bir Türkiye'de çıkan tek Fransız gazetesini almak için belediye otobüsüyle gelip gitme, işte çok yani kendi o kapanıklığımı yenmek için çok fazla çabam vardı. Fransız Kültür Merkezi'nde film izlemeye gitme veyahut kitap alıp verme yoğun bir şeyim vardı aslında, bir uğraşım vardı. Ondan sonra bir arkadaşıma Fransızca dersleri veriyordum. Fakat bu Fransız arkadaşım iki tane iş arasında tereddüt ediyordu. Birisi Kocaeli'nde bir İtalyan doğalgaz şirketinde çalışmaktı. Onunla bir de İPS İletişim Vakfı'nda arşivci aranıyordu. Nadire Mater, Ertuğrul Kürçü.
Önderoğlu'nun Fransızca'ya hakimiyeti, sınır tanımayan gazetecilerin Türkiye'de doğrudan bir temsilcilik kurabilmesinin vesilesi olur. Pendik'ten başlayıp Lille, oradan tekrar Kaynarca'ya devam eden çok kültürlü hikayesinde gazeteci hakları için bir tür irtibat noktası görevi görmeye başlayacaktır. Ben de IPS'e başvurdum fakat ilk günü Nadire Mater'le sohbet ediyoruz. Ertuğrul Kürçü var. Fakat Nadire Mater'in İngilizce haberler geçtiğini görüyorum ve nereye bu haberleri hazırladığını soruyorum. Ve o an için ya Fransa'da bir kuruluş var. Reporters Sans Frontières, sınır tanımayan gazeteciler oldu sonradan adını tescilledik. Ara sıra İngilizce onlara haber yazıyorum Türkiye'deki gazetecilerin durumuyla ilgili deyince ben de tabii ki haber diliyle benim o zaman bildiğim Fransızca arasında bu kadar bir makasın olduğunu da bilmeden ya biz bunlara niye o zaman niye İngilizce yazıyorsun Fransızca yazabiliriz deyince Nadire'nin zihninde o şey parıltı görüldü ve o zaman RSF'ye aynı gün içerisinde teklif yazdık. Dedik burada bir büromuz var. Biz haberleri Fransızca yazabilecek durumdayız, araştırmaları yapabilecek durumdayız ve aynı günün akşamında RSF'den bize tüm özlük haklarımızı, kira işte ve şeylerle ilgili masraflarımızla ilgili bunları üstlenen bir teklif geldi. Biz o gün şey olduk yani RSF Türkiye temsilciliği olduk Nadire ile beraber. İlk araştırması ise 8 Ocak 1996'da İstanbul'da gözaltında işkence yapılarak öldürülen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe cinayeti üzerinedir. Bu tarihten sonra da gazetecilerin uğradığı ihlaller, cezasızlık ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleler savunuculuk faaliyetinin merkezinde duracaktır. O zamanlar benim ilk işim, ilk araştırma işim ölümünün üzerinde, cinayetin üzerinden bir ay geçmemişti. Metin Göktepe cinayetiyle ilgili bir haftalık bir araştırma yapmak oldu. Dolayısıyla Fransa'dan gelen bir temsilci arkadaşımızla birlikte biz işte Ali Beyköy, Eyüp, Kapalı Spor Salonu, İstanbul sokakları vesaire bir haftalık bir araştırma yaptık. Tabii böyle başlayınca işin içine de yani muazzam bir hak mücadelesi içerisinde de kendinizi buluyorsunuz. Müthiş bir şekilde kendinizi faydalı görüyorsunuz. Bugün dostum, arkadaşım, meslektaşım olan insanları o yıllarda tanımaya başladık. O yıllarda yine işte biraz unutulmuş bir tutuklu gazeteci olarak Ocak Işık Kürçü meselesi vardı. Onunla ilgili işte cezaevine ziyaretler bundan daha kolaydı. Dolayısıyla Sakarya cezaevine gidip gelme veyahut işte Saray cezaevine gidip gelme. Çok fazla arkadaşı o zaman cezaevine uğurlayıp ziyaret etme durumları da vardı. Önderoğlu o dönem denk geldiği bu fırsatı iyi bir iş olarak niteleyecektir. Bu iş, olmak istediği insanı ortaya çıkaracak, hak savunuculuğu ve gazeteciliği bir araya getirecektir. İyi bir iş kavramı yani insanlara çok farklı gelebilir. Ama benim aradığım o zamanlar içerisinde aradığım her şey bana çok geniş bir hareket alanı da sağlayan bu işte gördüm zaten. Kısmen ailemin gerçekleri, kısmen de benim dışarıdan eğitimimle olmak istediğim insan birleşmiş oldu aslında gazetecilikte ve hak savunuculuğunda diyebilirim. Ben Fransa'da Türkiye'ye izne geldiğimizde her sene bir amcamın siyasi bir dosyası nedeniyle İstanbul'un her gelişimde bir değişik cezaevini ziyaret ederdim. Açlık grevleri, tek tip elbise. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçeklerinden darbeye hazırlanan Türkiye veyahut da kaosa sürüklenen
askeri müdahale gören bir Türkiye hiçbir zaman bizim gözümüzden uzak olmadı. Haberlerde, beyaz televizyonumuzda da Fransa'da Türkiye'yi böyle gördüm. Yani tank görüntüleri, asker kaskları vesaire. Yani böyle bir boyutu var işin. Diğer bir boyutu da zaten yani iletişim, insan teması, insanlarla iç içe, evet iletişim işiyle zaten her oldum olası kendimi şey hissettim. Yani yakın hissettim. Yani kendimi ifade edebileceğim de bir iş sadece. Hak savunucusu olmasında Türkiye gerçeklerinin önemli rol oynadığının farkındadır. Başka bir ülkede bir sivil toplum örgütü temsilcisi gibi belki de mesaili çalışabilecekken özgür basın üstündeki baskıların şiddeti, ülkedeki siyasi gündemin aciliyeti yaptığı işi yalnızca bir meslek olmaktan çıkaracak, tüm hayatını kapsayan bir uğraşa dönüştürecektir. Tabii bugün bizim Türkiye gibi toplumlarda kendimizi bir sivil toplum örgütü çalışanı olarak niteleme lüksümüz yok. Yani belki tartışmayı başka bir boyuta taşımış oluyorum. Fakat biz çalıştığımız yapılar içerisinde demokratik ülkelerde yerleşik arkadaşlarımız bir sivil toplum üyesi gibi çalışabilirler. Fakat Türkiye gibi sorun biriktirmiş veyahut işte sorun sarmalında yaşayan ülkelerde yaptığımız işin ağırlığı, yaptığımız işin zaman, mekan tanımaması bizi ister istemez hak savunucusu şey yapabilir. Önderoğlu'nun deyişiyle bu hastanedeki acil servis gibi olmaktır. Türkiye'de biraz şey gibiyiz, hastanelerdeki acil servisler gibiyiz. Yani doktorumuz yok deme lüksümüz yok. Yani akşamında bir gazeteci havalimanından şey yapılıyorsa, gözaltına alınıyorsa veyahut hafta sonu bir toplumsal eylemlerde meslektaşlarımız darp ediliyor, gözaltına alınıyorsa oracıkta müdahale etmek şeyiniz var. ...2000'lerin ilk 10 yılında Biyanet'in ifade özgürlüğü editörlüğünü yapan Önderoğlu, dünyada basın ve ifade özgürlüğü ihlalleri gündemini takip eder, bu alanda haberler yapar. Tutuklanan gazeteciler, Kürt basınına yönelik baskı, Ecevit'in sağlık durumuna ilişkin haberlerle özel hayatın gizliliğine dair basın etiği tartışmaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinden sonra kaçırılan gazeteciler. Bütün bunlar hakkında yazacak, üretecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü hakkı ihlaline dair kararlarını, yalnızca Türkiye'den değil, diğer tüm üye ülkelerden yapılan başvurulardaki bu tip kararları takip edip haberleştirecektir. Hrant Dink davasını çok yakından izler. Hala devam ettirdiği Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilciliği görevi kapsamında yaptığı raporlama ve dava izleme çalışmalarında titizliğiyle tanınır. Belirli bir haber trafiğini zaten Twitter üzerinden takip edebiliyorsunuz. Gazetecilik meslek kuruluşlarının yapmış oldukları faaliyetleri de yakından izliyorum. Ajandamda belirli günlerde ne gibi davaların olacağı, ne gibi sembolik olarak önemli vakalar, etkinlikler olacağını da tabii ki dikkate alıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin duruşma ilan ettiği günleri not ederim. 25 yılı aşkın süredir devam eden bu pratiği, yalnızca siyasi gündemi takip etmeyi ve ona refleks göstermeyi değil, değerler üzerinden kurgulanmış bir çizgiyi gözetmeyi, gazetecilerin kazanımını öncelemeyi gerektirecektir. Ben daha çok hani
Türkiye'nin artık uzun zamandır kutuplaşmış bir siyasal yapısı olduğunu da dikkate alarak tamamen gazeteci kazanımı, gazeteciler için kazanımı öne çıkararak şey yaparım, mesaj vermeye çalışırım. İktidarın hedefi olmuş gazetecileri için de söyleyeceklerim var. Muhalefetin hedefi olmuş gazeteciler için de söyleyeceklerim var. Benim için çok apolitik değilim. Siyasetle aram iyi değildir, doğru. Fakat hani birey olarak siyaseti ölçmeden yurttaşlığı adına herhangi bir kazanım da bekleyemezsiniz. Öyle bir izlerim, şey yaparım. Fakat benim hak savunuculuğumun odağında herhangi bir siyasi şey yok. Nasıl? A priorilerim yok. Ön yargılarım yok. Daha çok temel insan hakları referansları açısından, Türkiye'nin taahhüt ettiği insan hakları standartları açısından mesajlarımı yetkililere ulaştırmaya çalışırım. Benim için ana dert o. Tabii sarsabiliyor. Yani Türkiye'de kutuplaşmayla, siyasetle zehirlenmiş bir toplumda verdiğiniz mesajlar bir bu yanı rahatsız edebiliyor, bir o yanı rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla bağımsız tutum almak, bağımsız tutum alıyorsanız kendinizi kabul ettirmek gibi bir derdinizin olmaması lazım. Benim de öyle bir derdim yok. Gazeteciyi gayrimeşru bir planda hedef almış bütün aktörler benim için şey olması lazım, tepki görmesi gereken çevrelerdir. Onu yapmaya çalışıyorum. Önderoğlu, 2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülünü gazeteci, yazar Tuğrul Er Yılmaz'la paylaşır. 2 yıl sonra, 2016'da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde başlatılan Özgür Gündem için nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasında yer alır. 18 Mayıs 2016'da ise gazetenin bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliğini üstlenmesi akabinde hakkında soruşturma açılır ve tutuklanır. Benim için savcının tutuklanmamı istemesi, hakimin bir dakikada hemen tutukluluğa karar vermesi olsa olsa bende zaman içerisinde net bir biçimde hani sen de artık bu bugünkü devlet açısından istenmeyen kişisin şeyi flaşı patlattı zihnimde. Yoksa hani bir başkasının derdine göre seninkisi aynı durumu yaşıyorsan seninkisi ne kadar farklı olabilir? Yani tabii ki benim açımdan herkes gibi hepimizi test eden en ağır gelen durum belki hapishanede çocuğunuzun size cam duvar arasında şey yapması yani. Gözünüze bakması yani şey der gibi ben şimdi arkadaşlarıma ne diyeceğim? Yani senin terörist olmadığını ben şimdi nasıl anlatacağım arkadaşlarıma? Türkiye'de basın özgürlüğünün son 25 yılına tanıklık eden Önderoğlu ilk kez kendisini hakim karşısında bulur. Esasa ilişkin savunmasını Nisan 2019'da görülen 10. duruşmada veren Önderoğlu, kendi irademizle gittiğimiz savcılık sorgusunda tutuklandık. 10 günlük tedbir tutukluluğunun ardından tahliye edildik. Bir günde alelacele hazırlanmış bir iddianame ile yargılanıyoruz diyecek, savunmasını şu sözlerle bitirecektir. Bu tarz bir mesleki faaliyeti olan 24 yıllık bir gazeteci olarak Özgür Gündem Gazetesi ile ilgili dayanışmaya niçin katıldığım aslında çok açıktır. Çoğulculuğa ve halkın haber alma hakkını gerçeklere bağlı olarak yerine getirmesi gereken medyaya inanıyorum. Sansür ve baskı olmadan yazabilen medya olmadan demokratik bir toplumdan da söz edilemeyeceğine inandığım için dayanışmaya katıldım. Beni en çok tersleyen şeyler, beni tersleyen
zamanlama açısından tersleyen durumlardan bir tanesi işte Özgür Gündem Dayanışması'na katıldığımız için benim Şebnem Korur Fincancı Ahmet Nesin'in 20 Haziran 2016'da tutuklanmamız, 10 gün sonra da tahliye olmamız zina akabinde yaşandı. Tahliye olduktan sonra tabii birçok arkadaşla bunu kutlamamız gerekiyordu. İşte ev ziyareti veyahut dışarıda buluşmalar vesaire. Fakat oğluma da yaz tatilinde artık gerçek hayatım, yani kariyerimde gerçek anlamda bir yaz tatili yaşatmayı vaat etmiştim. Dolayısıyla bir tatil yöresine gittiğimizde hatırlıyorum, yani oğlum beni havuzda ve denizde beklerken, hani onunla beraber vakit geçireceğimi beklerken, benim elimde iki telefon ve darbe girişiminde tutuklanan köşe yazarları ve gazetecilerin bir tek avukat bulamayan medya temsilcilerinin durumlarını şey yapmam, RSF olarak takip etme işi şu oldu, ortaya çıktı. Ve ben 15 gün boyunca, hani bol süre ayırsam da o süre benim için, yani denize girmek veyahut oğluma vakit ayırmak için değil, tamamıyla yani günde 2-3 haber yazmak için yoğun bir tempoya dahil olmama neden oldu. Ama şey, yani bu işin içinde bu da var. Bu mesai tanımayan meslek, yaşamına, sevdikleri için ayırabileceği zamanlara sürekli ara vermesini gerektirse de bunun daha farklı bir ülkenin yaratımına katkıda bulunmasını ümit eder. Bu, daha demokratik ve özgür, aynı zamanda çocukların ve gençlerin omzuna ağır yükler bindirmeyen bir ülke olacaktır. Fakat şey de var, yani çocuklara aslında ağır yükler bindiriyoruz yaşlarına göre. Hani fakat biz de bu yollardan geçtiğimiz gibi, bugün Türkiye'de bir çocuğun gençlerin bu tür sorumluluklardan alınması kolay bir şey gözükmüyor. Yani biz aslında yaşadığımız kendi durumumuz veyahut toplumun yüzleştiği genel travmalar itibariyle aslında bu çocukların çocukluklarına ara verdiriyoruz. Gazeteci Erol Önderoğlu, 25 yılı aşkın bir süredir ifade ve basın özgürlüğü alanında çalışıyor, hala mesaisinin önemli bölümünü adliyelerde geçiriyor. Bu gündeme ara verebildiği zamanlarda ise koşarak şehre farklı bir perspektiften bakıyor, spor sevgisini paylaştığı, siyaset bilimiyle yakından ilgilenen oğluyla vakit geçiriyor. İstanbul kolay bir şehir değil. Yani İstanbul çok böyle, hani çok sokakta spor yapanlar açısından gerçekten çok şiddetli bir şehir. Yani kimse de bir spor anlayışı şeyi yok. Refleksi yok. Araçların hani altyapı olarak İstanbul gerçekten çok zor spor yapan birisi için, ama hani tenha günleri, sabah erkenden özellikle temiz havada sokağa çıkabildiğim her durumda hani uzun mesafeli yürüyüş yapmayı yeğliyorum. O zaman gerçekten de güzel oluyor. Yani bir deniz kenarında koşabilmek, işte başka bir gözle bakıyorsunuz şehre. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini topluyor. Savunucuların profillerine sessizkalma.org adresinden ulaşabilir, podcast kanalına abone olarak Spotify, YouTube ve Apple Podcast üzerinden yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Bölümde emeği geçenler.
Röportajlar Banu Tuna. Metin yazarı ve seslendirme Ceren Yartan. Kayıt ve ses düzenleme Onur Temel. Proje koordinatörü Kerem Çiftçioğlu. Asistan Ece Koçak.